Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Benim mouse'um bozulmuştu. İhtiyaçtan dolayı mouse almak istedim. Dolayısıyla almış olduğum mouse'u da sizlere tanıtmak istiyorum. İnternette çok aşırı derecede tanıtan olmamış. Birçok kişi tanıtmış ama eksik tanıtmış. Yani ne bileyim ya, RGB'yi göstermemiş, mouse'un özelliklerine değinmemiş, mouse nasıl bir mouse bunu anlatmamış. Mouse alınır mı alınmaz mı? Önce bunlara geleceğim. Aldığımız mouse gaming olsun istedik ve en uygun segmentli olarak yerli ürün, biliyorsunuz, Rampage'i aldık. Aslında yerli de olsa bazı parçaları dışarıdan geliyor, bunu biliyoruz yani. Ama genel itibariyle Rampage yerli bir ürün. Şimdi sizlere mouse'u internetten teknik bilgileriyle beraber göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google'umuzu bir açalım. Şimdi buraya ne diyoruz? Google'umuza girdik. Buraya Rampage, Clav. Clav pençe demek arkadaşlar. Bu arada İngilizce'de Clav mouse dediğinizde karşınıza birçok mouse çıkar. Benim mouse'um Clav'ların içerisinden SMXG38 modeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Evet, bunun tanıtımını yapmışlar mı? Yapmışlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bir mouse. Aslında tanıtımı yapılmış. Fakat bir de benden görün istedim. Gördüğünüz gibi USB 8 makrolu 7200 DPI ile RGB LED'li gaming oyuncu mouse'u. Şimdi bu arkadaşımızın driver'ı nereden indirilir, nasıl indirilir birazdan göstereceğim. Mouse'umuz ne demiştik? Fiyat performans mouse'u. Dolayısıyla bu mouse'tan gidip böyle 700-800 liralık bir mouse'un performansını beklemeniz yanlış olur. Ama kendi segmentinin üstünde olan bir takım mouse'larla kapışabileceğini söyleyelim. 300-400 liralık Steel'in mouse'larıyla arkadaşım çok rahat bir şekilde ben kapıştırabilirim. 300 liralık ama bak. Ben sana onu söylüyorum. 300, 350, 400 liralık. Çünkü onlar marka parası alıyorlar biraz. Reklamını yapıyorsun diyeceksin. Evet. Bir nevi yapmış oluyorum. Ama bunu mouse'u beğendiğim için anlatıyorum. Herhangi bir sponsorluk falan yok. Onu önceden bir belirtelim. Sonra işte sponsorluk aldın da sana para verdiler de bunu anlatıyorsun. Kimse demesin arkadaşlar. Burada SMXG38 Clav hakkında bilgiler var gördüğünüz gibi. Eksilerinden bir tanesine hemen değinelim. 7200 DPI yeterli. Gayet iyi oyuncular için ama bazı oyunlarda daha fazlasına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız olabilir. 7200 DPI olduğunu belirtelim. Sonra mouse'un noduna gelelim. İkinci kısmı. Mouse'un nodu dediğim altında LED'li, mouse'un okuma kısmı LED'li ve mouse'un nodu çok kuvvetli olduğu için havada bile olsa şu anda gördüğünüz gibi hareket ediyor. Havaya kaldırıyorum, lazeri havadan bile okuyor. Nodu o kadar kuvvetli bir mouse. Keşke nodunun da ayarı olsaydı diyoruz. Büyük ihtimal üst modellerde vardır. Gördüğünüz gibi makro tuşu var 7 adet. Yani 7 tane tuşu var. Öyle söyleyeyim size toplamda. Şu DPI'yi arttırma, bu azaltma arkadaşlar. Bu iki tanesi makro tuşu veyahut da gaming tuş. Bu sol klik, sağ klik ve orta mouse tekerleği arkadaşlar. Bu da kullanılıyor. Biliyorsunuz. Resimde gördüğü gibi mouse'un iki tane aparatı var. Birisi bu resimde daha detaylı görebiliyoruz. Bu şekilde ele oturuyor. Bu da düz olanı. Ben şunu kullanıyorum. Eliniz hangisi daha iyi oturuyorsa onu kullanabilirsiniz. Uzun kullanımda eli yormuyor, terletmiyor. Çok aşırı leke göstermiyor.
Bu konularda artıları var. Sitenin altına doğru yavaş yavaş iniyoruz. Tasarımı hakikaten çok güzel. Yani RGB için alacak arkadaşlar varsa bence hiç vakit kaybetmeyin. Alın derim. Gördüğünüz gibi makrosu da bu şekilde. Birazdan zaten makrosunu göstereceğim. Bakın. Düşürme, arttırma. Dediğimiz gibi iki tane makro taşı. Scroll tuşu. Sağ ve sol klikler. Klikin üzerinde şöyle bir RGB deseninde yer alması artı olmuş. Çok güzel. Onun haricinde kablosu örgü. Onu belirtelim. Gerçekten. Yani kaliteli. Şimdi bunun driver'ını nasıl indirebiliriz mesela? 2 senede garantisi var. Bunu da zaten sizlere gösterdim. Şimdi arkadaşlar bu kadar çok bilgiye değindikten sonra bu mouse alınır mı? Fiyatı ne kadar? Alınmaz mı? Arkadaşlar bu mouse alınır. Mesela Trendyol'a girelim. Çok karşımıza çıktı. 218 lira. Normalde 300 liraymış. 218'eymiş. Ama bundan daha fazla inebilir arkadaşlar. Bakın ben bunu dediğim gibi 170 lira, 160 lira civarlarında aldım. Bu arkadaşa 218 lira belki biraz fazla görüyor olabilirsiniz ama yani fazla değil bence. Tam fiyatına uygun. Bu dolar şu anda yani dolar 8,5 TL'nin üzerindeyken şu anda dolar ne kadarmış? Buradan bir bakayım ben. Yalan söylemiş olmayalım arkadaşlar. 8,62'ymiş. Google'a da mesela dolar yazalım. Doğru mu acaba? Dolar diye yazdığımızda 8,62 8,63'teyken bu fiyat arkadaşlar normal. Ama bu indirimde değil gördüğünüz gibi çok fazla. Biraz indirimi var. Yani %18 %20 ama %37 %40'lara getirebilirseniz fiyatı çok daha fazla düşecektir. Bunu buradan kapatıyorum. Bunun yazılımını nasıl indireceğiz? Şöyle de bir yazılım var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun yazılımını indirmek için ise bunu bir gösterelim. Buraya girdiniz. Buraya segment bilgisayar driver diyeceksiniz arkadaşlar. Rampage markasının driverları segment bilgisayar tarafından sağlandığını daha önceden söyledim. Şimdi tekrar etmiş olalım. Önceki videolarımda da bahsettim bazı ürünler için. Buradan USB ürünler kısmına tıklayacaksınız. USB ürünler kısmında mousepad değil, mouse'lar için olduğunu belirteceksiniz. Burada gördüğünüz gibi aşağıya doğru iniyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamazsanız şu araya ne yazıyorsunuz? SMX G 38 Club Mouse. Burada bize destek kısmına girmemiz gerekiyor. Buraya SMX G 38 tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi makro programı karşımıza çıkıyor. Sadece Windows için olduğunu belirtelim. 7,5 MB. Buradan tıklayıp mouse'umuzu indirebilirsiniz arkadaşlar. Burayı kapatabiliriz. Görüldüğü üzere böyle bir simge ile beraber driver'ımız geliyor. Driver'ı çalıştırdığımız zaman driver'ın eksilerine, artılarına da birazdan değineceğim ama arkadaşlar görüyorsunuz şu an SMX G38 Rampage mouse'umuz bu şekilde. Işıkları gayet iyi. LED'ini falan görebilirsiniz. Şöyle üstten gösterebilirsem şu an iyi bir çekim olmayabilir. Şöyle arkadaşlar ben sizlere özelliklerini de göstermek istiyorum ama mouse'umuz buna müsaade edecek mi bakalım. Arkadaşlar büyük ihtimal etmeyecek diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar mouse'umuzun değerleri üzerinde yazıyor. Modu çok kuvvetli bir mouse. 7200 DPI. Mouse'umuz gayet iyi. DPI tuşlarını görüyorsunuz şu an.
Şöyle bir tutalım. Onun haricinde arkadaşlar şu şekilde iki tane gaming tuşu var. Bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Birazdan bilgisayardan daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Mouse'tan çok memnunum. Sesini de şu şekilde göstermek istiyorum. Telefon kamerasıyla. Pençe şeklinde bir mouse. Gayet güzel. Yani 300-400 liralık mouse'larla yarışın. Uzun kullanımda elinizi terletmiyor. Ele oturması için şurada şöyle mıknatıslı bir kabı da var. Onu da göstereyim. Tek elle yaptığım için biraz zor olacak ama mesela bunu çıkarttığınızda ışıktan mouse'u göremezsiniz. Uzun süre tuttuğunuzda elde fazla leke yapmıyor. Burası mıknatıslı. Şöyle göstermek gerekirse mouse ışıktan görünmüyor. İki tane mıknatıs kısmı var mouse'umuzun gördüğümüz gibi. Yazılımı da var bu arkadaşımızın ama çoğu kişi bulamamış internette. Bunun yazılımı segment bilgisayar sağlıyor. Dolayısıyla kaçırmayın alın derim. Şöyle bir yani 300-400 liralık bir mouse'la rahat kapışabilir. O derece güzel bir mouse. Normal bastığınızda ele tam oturuyor. Şu an ben kavisli kabı kullanacağım. Şu kabımızı. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Yani genel itibariyle bu şekilde. Peki kutudan nasıl çıkıyor diye soracaksanız kutusunu attık. Keşke atmasaydık. Size belgelerini de videoyu bölüp göstermek istiyorum. Bu şekilde genel itibariyle yani mouse'umuz. Görüldüğü gibi arkadaşlar kabloyu söylemeyi unutmuşum gösterirken kablomuz örgü gayet kaliteli. Şöyle gösterebilirsem örgü olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Örgü kablo arkadaşlar düz bir kablo değil zaten. Tırtırlı gördüğünüz gibi. Videoda gördüğümü bilmiyorum. Kamera bu kadar odaklıyor. Neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz ki demin size mouse'u anlatıyor idim. Şöyle de belgeleri arkadaşlar tek tek göstereceğim. Bunları sansürleyeceğim bu arada. Herkesin belgesi kendine göre. Trend yoldan şöyle bir belgeyle geliyor. Aras kargo ile gelmiş. Ürünün kodu. Her şeyi arkadaşlar yazıyor burada. Görüldüğü üzere. Evet. Stok kodu, barkod bu şekilde Trendyol'dan aldığım bir ürün. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mouse'umuzun özellikleri detaylı bir biçimde yazıyor. Odaklayabilirsek kamerayı çok daha iyi olacak. Hareket ettirmemem gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yapmam gerekirse arkadaşlar odaklayabilmesi için uzaktan daha iyi odaklayabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. İçi Türkçe, evet segment bilgisayar. Bunlar hep garanti belgesiyle beraber geliyor bu. Çok küçük yapmışlar zaten garanti belgesini. Bu şekilde iki yapraklık bir kağıtla beraber geliyor. Bu şekilde de arkadaşlar Kozalak sepetinden almış olduğum bir mouse. Ben alırken indirimdeydi. Normalde 200 lira üstü bu mouse. Ben alırken dolar kuru 8,5'larda değildi. Daha ucuzdu. Haliyle bir indirimdeydi. Ben 150-170 lira arası bir civara aldım mouse'u. O şekilde yani.
Bu driver açılırken Windows başlangıcında çalışmıyor arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için özel bir şekilde Windows'un başlangıcına eklemeniz gerekiyor. Bu da kötü olmuş. Mouse ayarlarınızı yapıp dışarı aktarabiliyorsunuz, içeri aktarabiliyorsunuz. Onun haricinde ofis kullanımı için, oyun kullanımı için oyun 2, oyun 3 şeklinde profiller var mouse'ta. Baz ayarı kısmında sol tuşumuzu arkadaşlar fonksiyonunu değiştirebildiğimiz gibi birçok özellik de atayabiliriz. Örneğin ses arttırma, ses kısma, posta gibi özellikler sağlayabiliriz. Onun haricinde sessize almayı gördünüz. Buradan arkadaşlar çift tık özelliği bazı oyunlarda çok işinize yarar. Medya gibi birçok özellikleri var. Bunu hemen hemen gördüğünüz gibi hepsinde yapabildiğimizi görüyoruz. Evet. Sağlı sollu bütün DPI ayarlarını buradan makrodan yapabiliyorsunuz. Mouse'umuzun tuşuna bir tane harf atayabiliyoruz. Hatta iki tane harf atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada. Gördüğünüz gibi. Kayıt yapabiliyoruz. Makro onu tekrar ediyor. Makronun ne olduğunu biliyorsunuz. Makroyu size tek tek anlatmayacağım. Baz ayarında mouse tuşlarının nasıl kullanıldığını, bunlara harfler de atanabiliyor diyebiliyorum ben. Sağ tuşa mesela moddan buradan dediğimiz gibi birçok özellik ekleyip çıkartabilirsiniz. Makro bildiğiniz makro arkadaşlar. Ekle kayıt çıkarma yapabilirsiniz. Bunları kullandıkça daha iyi öğrenirsiniz. Bunun için ayrıyetten bir video yapılabilir daha sonra. Gelişmiş ayarlar kısmında ise işaretçimizin mouse hassasiyetini yani mouse'umuzun driver'ı üzerinden ayarlayabiliyoruz. Microsoft'tan da ayrıyetten ayarlanıyor. İkisi farklı şeyler, onu belirtelim. Tekerlek hızımızı bunları ayarlayabiliyoruz. Burada atış hızı arkadaşlar ayarlayabiliyoruz mouse'umuzun atış hızını. En düşük 1200 DPI, 1600, 2400, 3200 gibi DPI'larını değiştirebiliyoruz. Buradan elle de arkadaşlar bu şekilde kaydırarak değişim. Yani ara şeyleri alabilirsiniz şunu. Mesela 1400 yoktu, ben yaptım. 1800 yaptım. 1600 yaptım. Misal. 3200, 7200'e kadar 200-200 arttırıp 200-200 azaltabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği bulunuyor. Olsun. Şu şekilde değiştirdiğimizde 1800'e geliyor. Uygula dediğinizde arkadaşlar ayarları kaydetmiş oluyorsunuz. En güzel özelliklerden bir tanesi de LED ayarı demiştim. Şöyle aslında ben bunu telefonumla da kaydetmek istiyorum. Bunun LED'ini diyebilirim. Aslında. Mesela. Evet. Bir açılsın arkadaşlar şöyle. Videoya bir alalım. Sağ elimle göstereceğim arkadaşlar. Şu anda kaydı başlattım. Şu anda DPI nefes modunda mouse'umuz. Buradan döngüyü değiştirebiliyorum. Uygula dediğimde biraz bekletiyor beni. Görüldüğü gibi döngü arkadaşlar yavaşladı iyicene. Demin hızlıydı. Şimdi nefes döngüsü nasıl bir şeymiş? En hızlıya getirdim döngüyü yine. Nefes döngümüzde bu şekilde mouse nefes alıp alıp gördüğünüz gibi arkadaşlar nefes alıyor farklı renklerde. Buradan sabit bir renge de mesela yapabilir miyiz? Yerini değiştiriyoruz sadece. Tüm renkleri aynı şekle getirirsek arkadaşlar tahminen aynı şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi sırayla bütün renkleri geziyor. Nefes döngüsü bu şekilde. Sürekli dediğimizde arkadaşlar sürekli bir şekilde yanıyor. Bu şekilde yanıyor. Geldi. Buradan parlaklığını kısabiliyorum mesela. Bir deneyelim. Bastım. Parlaklığı çok azaldı. Geceleyin gözünüzü yormasın almasın için parlaklığını kısabilirsiniz. Buradan akan su şu şekilde arkadaşlar. Yine parlaklık kısmından
Evet. Arttıralım. Parlaklığımız düşük. Şöyle çekelim. Hızlıca göstermeye çalışıyorum. Yerim de azaldı. Gördüğünüz gibi parlak bir şekilde dönüyor. Akan su dedik. Tek su şeklinde de varmış. O nasıl? Ya saat yönünde var, bir sürü özelliği var. Artık onları siz kendiniz de şeklinde bu şekilde arkadaşlar. Tek su şeklinde de bu şekilde dönüyor. Gördüğünüz gibi. Tek su dedik. Kuyruklu yıldıza gelelim. Kuyruklu yıldızda sadece bu şekilde bir geçiş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı bir geçiş sağlıyor. Neon. Neon'a bir bakalım. Neon. Çok güzel arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Ambilight. O da bu şekilde arkadaşlar. Ambilight dönerek şey yapıyor. Neon'un dönen hali diyebilirim. İçeride ışık dönüyor resmen. Renk dönüyor. Titreme de bu şekilde arkadaşlar. Sanki flash çakıyormuş gibi. Yıldız savaşları dediğimizde bu şekilde. Son olarak da su. Son olarak demişim, daha var. Yıldız savaşlarına sabit duruyor. Su da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları sevinç içinde dediğimizde, görüldüğü üzere sevinç içinde de bu şekilde yine. Tuş yanıtı. Her tuşa bastığınızda farklı bir renk yanıyor. Bunun için ayar yaparsınız. Sessiz dediğinizde arkadaşlar, ışıklarını da kapatabiliyorsunuz. Sessiz aldığınızda ışıkları kapanır. Ama ben neon seçebilirim. Şöyle bir neon yapalım. Neyse arkadaşlar, burada bitiriyorum videoyu. Görüldüğü gibi videoda gayet detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kameramla, telefonumun kamerasıyla çektiğim videoyu da, tek elimle çektiğim videoyu da şeye koyacağım. Sağ üst köşeye, artık bir yere koyarım videonun içerisinde. Onu da rahat rahat görürsünüz.